Nasıl isim koyarız? Nasıl başlık koyuyoruz? Bakın bir şeye isim koymak demek, o şeyi aslında var etmek demek. Çünkü bir şeyin adı varsa artık o kendi dışındaki her şeyden farklılaşır ve tek başına bir kimlik kazanır. Dolayısıyla isim çok çok kritik. Zaten şimdi evdeki isminin sonuna geldiğimiz zaman acaba gerçekten iyi bir isim miymiş, doğru bir başlık mıymış bunu tartışırız. Peki nasıl isim koyarız? Valla isim koymanın aslında tek bir yolu var, iyi bir şekilde temsil etsin. Yani bu metin okunup bitirdikten sonra ya böyle de başlık olur muymuş denmesin. Doğru, başka ne olabilirdi ki bunun adı diyelim. Ya da tam tersine dışarıdan bir göz bize bütün bunları anlatıyor. Bir o anlatıcı. Bu o anlatıcı bir tanrı yazar gibi de olabilir. Yani her şeyi bilen, herkese dışarıdan eşit mesafeden anlatan. Veya bir kişinin zihnine giren ama diğerlerine girmeyen. Bakın bütün bu seçenekler yok. O yüzden ben anlatıcıya geri dönüyorum. Akşam keyfinin verdiği farklıdır. Dolayısıyla edebiyat ise 5 biliyordur tabir edilen öğrenmesi o kadar kolay değil. Çünkü resimsi bilir, biliyorsunuz. Yoksa yaşamdan yola çıkarak sadece hikaye oluşturmaya çalışırsanız belgesel bir şey olur. Hikaye tadı pek olmaz onda. O yüzden ama yaşamdan etkileniyorsunuz. Yaşamla ilgili bazı şeylerden etkileniyorsunuz ama kurduğunuz hikaye, yani aynı zamanda hikaye bazen yani dünyada da var. Hem kendi yazdığı hikayeleri resimleyen yazarlar katkısı oluyor, çizimin yazıya katkısı oluyor ve o yazıyı geliştiriyor. Anlatabiliyor muyum? O çok önemli bir şey. Evet. Ha, onu hep soruyorlar çünkü benim ismimde de bir Ç harfi olduğu için. Hayır, ismimden yararlanarak yazmadım. O aslında gerçek hayattaki bir kişiden esinlenerek yazdım onu ama tabii hikayede onun hiçbir ilgisi yok yani. Hikayede onun hiçbir ilgisi yok. Adın neydi? Ali, sen ne kadar doğru analizler yapıyorsun ve ne kadar doğru şeyler söylüyorsun. Sen yazıyor musun? Bir şeyler çiziktiriyor musun? Evet, o büyük ölçüde beni anlatıyor. Çünkü o şöyle bir projeydi. 2010 İstanbul Başşehir şeyi bir projesi vardı. Uluslararası bir proje. Ki şimdi doğrusu edebiyat eleştirirse edebiyat söz konusu olduğu zaman da daha çeperde yer alan da bir mevzu. Edebiyat deyince öncelikli olarak da aklımıza eleştiri gelmiyor. Bu iki yargıyı değerlendireceğim ne kertede doğru diye. Ki yani klişeler söz konusu olduğu zaman bütünüyle yanlış diyebileceğimiz şeyler değil klişeler. Doğru bir takım yanları var ama tamamıyla doğru da değil. Ve işin doğrusu biraz bizi düşünme yükünden de kurtarıyor. Hemen hızlıca söyleyebileceğimiz bir takım yargılar var. Onu paketleyip gönderiyoruz aslında fikri ama üzerine düşünülmesi, konuşulması gereken çok şey var. Bu iki klişe de böyle görünüyor. Birazcık daha ayrıntılı bakmak lazım. Bir yapıta, yapıtı anlamaya, yapıtın katmanlarını soymaya başladığında yazarın bile biraz önce Alper Canıgüz'den söyleşirken onun söylediği bir şey aklıma geldi, söyleyeyim. Yazarın bile farkına varmadığı katmanları soyabiliyorsa, yazarın bile farkına varmadığı bir paradigmayla yaklaşarak başka anlamlar da çıkartabiliyorsa, yazarın aslında bildiği, sezdiği, eserine ama bir biçimde yansıttığı, onu formüle etmediği bir takım düşünceleri de içindeki fikirleri de bulup çıkartabiliyorsa bu eleştirinin başarısıdır ve okuyucuya verebileceği en güzel açıkçası armağandır. Giriş cümlesini okumam lazım çünkü orada başka bir yaratıcılık var, başka bir zeka var. Onu zaten gördüğüm zaman, onu okuduğum zaman zaten kitap beni oku diyor. Hikaye var burada diyor.
popülerleşmesi daha sonra. Yani bir şeydir, polisiye aslında bir modernite çocuğudur denebilir. Yani popüler hale gelmesi, gelişmesi, yaygınlık kazanması 19. yüzyılın en sonu ve 20. yüzyıl başlarıdır. Yani Poe 1841'de buluyor bunu. Hı hı. Ama yani zamanın çok ötesinde bir yazar hakikaten. Conan Doyle'un ilk Holmes hikayesi 1887. Kızıl üzerinde bir çalışma, Study on Scarlet gibi bir ismi var. Poetikanın içinden ama o poetikayı da etik ve politik olanın için birleşmesiyle okumanın bir zorunluluk olduğunu söylüyor. Şiirle ilişkimin başladığı andan beri bu iç içe geçen üç kavram benim için başka şiirlere gitmek konusunda da önemliydi. Şiirin bir lüksten çıkıp bir ihtiyaç olması meselesine de bizi götüren bir şeydi açıkçası. Bir tefekkür halinin yeryüzüne bakmak başlığını seçerken şunu da düşünmeye başlamıştım çok uzun zamandan beri. Büyük harfle dünya ve küçük harfle dünya. Tarihsel olan ve tarih dışı olan arasındaki insan. Bir taraftan kıyamet senaryolarıyla karşı karşıyayız ekolojik krizler nedeniyle. Bir taraftan tarihsel felaketlerle karşı karşıyayız. Yeniliğin anlamı üzerine konuşacağım. Tabii bu yenilik meselesi aslında özgün bir yapıt halen mümkün mü sorusuyla da bağlantılı. Yani sadece yenileşme, hani modernleşme ile modernizmden öğrendiğimiz o yenilik arayışının ötesinde her zaman var olan sorulardan da bir tanesi. Yeni bir şey söylemek mümkün mü? Ben bir yandan da 20 yıldır yani yenilik yapacağını iddia eden ses aslında çok çılgın bir ses, çok delice bir ses. Aslında çok içsel bir yerden geliyor tabii. O narsisistik bir yerimizden geliyor ve bunu susturan akıllı bir sesimiz var bizim. Ve o çok kuvvetli bir ses aslında. Çünkü onun sayesinde biz faturaları ödüyoruz, karnımızı doyuruyoruz. Dolayısıyla biz ona dikkat ediyoruz. Yani aklımızın yolundan pek de ayrılmıyoruz. Ayrılmadığımız için de işte böyle düzgün bir hayat yaşamaya çalışıyoruz. Ama işte burada aklımızın sesi maalesef bu delice sesin biraz düşmanı. Yapabileceğimiz şey şu, birazcık buna alan açmak. Yani onu hemen öldürmemek. Tamam, sen de orada biraz oyna, oyalan ama derslerini de çalış yani diyen babanın sesi o, devletin sesi bir yer. Yani bu ses, aklın sesi hem bizi yaşatır ama hem de bizi hapseder belli sınırlar içinde. Dolayısıyla bu gerilimden bir kere yaratma süreci besleniyor. İkincisi de kim ne derse desin, bu yazma yoluna çıkmak gerekiyor. Ya gerekiyor demeyeyim de şu anekdotu anlatayım. O çok daha açıklayıcı. Ünlü bir şaire, yaşlı bir şaire, genç bir şair adayı gidiyor şiirleri elinin altında. Diyor ki, üstad şunlara bir bak, bende bir kumaş var mı? Yoksa hiç boşuna devam etmeyeyim. Üstad da hiç şiirlere bakmadan, mümkünse sen vazgeç diyor. Ve ben bunu kulağıma küpe ettim. Evet, doğru. Yani önemli olan sizde kumaş olup olmaması, genetik bilmem geçişlilik ya da miras ya da doğuştan gelen herhangi bir yetenek, ilham, vahiy. Bunların hiçbir önemi yok aslında. Önemli olan siz herkes, ya yapma bu işi. Bak sen hakikaten yetenekli falan değilsin, kendini de rezil etme demesine rağmen yazıyorsanız, o zaman yazar oluyorsunuz. Yani öyle bir doğuştan gelen bir şeye inanmıyorum. Şimdi çıkar.
Şiir bir kent kültürüdür. Ozanlıktan farklı olarak. Merkezin daima tutucu, kendine bağlı hissetmesine karşı yerel kültürler, demokrasiyi savunurlar, bunu unutmayalım. Eğer orada sizin de kafanıza yatıyorsa, bu demokrasi kültürünü yeşertecek olan yerel yönetimlere dikkat etmenizi öneririm. Açıp yaralarımı gösteriyorum diye yazmıştı bir şiirinde. Tam da işte bu yara bazen bir gülüşün karşımızda, aslında o gülüş yaralı bir gülüştür. Hele hele bu 80 faşizminden bugüne, bu yıllara doğru gelirken her şey yaralı ve biz oradan bir kimlik ediniyoruz. Cemal Süreyya hani der ya, sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü, kör oldum. Alıp götürdüler, babamdan ummazdım bunu, kör oldum. Evet, Tuğrul Keskin'in Kavil adlı kitabında Bir Çocuk Dertleşmesi şiiri dikkatimi çekti. Bir çocuğun gözünden o tertemiz, saf yüreğiyle babaya seslenişiydi şiir. Bize o şiiri okuyup bu konuda bir şeyler söylemek ister misin sevgili Tuğrul? Düşten ve kadimden kahramandı. Benim babam yoksuldu da Tanrım. Bilmezdi hiç Elif kimdir, Lam nedir. Ama sana inanırdı. Çok inanırdı Tanrım. 5 yıl ocağında kalmıştı. ABC'yi bilmezdi. Mustafa Kemal'i fakat içten severdi Tanrım. Okyanus nedir? Kaç çeşit balık yaşar denizde? Bir kere bile merak etmemiştir ömrünce. Ama merak ederdi üzülerek. Bilirdim. Benim balam doyup mudur gönlünce? Kültürün, sanatın, sesin, çok sesliliğin, çok kültürün bir parçası olmaya çalıştık. Kendimi tanımlayacak cümle olarak da bu anlamda Google Dostoyevski kendisiyle ilgili, sanatıyla ilgili bir şeyler sorulduğunda hepimiz Google'un paltosundan çıktık deniliyor. Ben de bu anlamda benim kimliğime uyan boyutuyla bu anlamda biz son dönem Mersin'de bir şeyler yazmaya çabalayan gençler olarak kendimi genç görüyorum burada. Hepimiz Orhan Hoca'nın paltosundan çıkmış olduk, öyle söyleyeyim. Bu güzel etkinliği, uluslararası etkinliği düzenleyen Vahap Seçer'e, Büyük Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e, ekibine ve bu güzel etkinliğe katılan siz can dostlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Mutluluk paylaşıldıkça çoğalır. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ali Feybilir, Sayın Mehmet Ali Elçin, çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Ne güzel oldu. Kapıyı açalım. Efendim buradayız. Orhan Bey buradayız. Çok iyiydi. Yani hatta bazı çocuklar öyle sorular sordular ki inanamadım. Yani çok ayrıntıya girip kurgusunun özelliklerinden söz eden, yani edebiyata dair bir takım ayrıntıları fark etmiş. Çok iyi bir okuma yapmış çocuktu o, özellikle bir tanesi zaten bir yandan da küçük küçük yazıyormuş.
Onun dışındaki çocukların şeyleri de, soruları da çok hoştu. Çok güzel bir söyleşi oldu. Karşılıklı mutlu olduk. Çok başarılı, çok iyi olacak, daha da iyi olacak mutlaka. Mümkün olduğu kadar çok kişinin izlemesi bence çok şey katacaktır şehrin kültürel şeyine. İnsanların bu etkinliklere katılması, kendilerini geliştirmeleri açısından da çok iyi olacak. Hayata bakışları da değişecek. Sanatla iç içe olan bir toplum her zaman iyi şeyler üretir, iyi şeyler yaratır diye düşünüyorum. Yolunuz açık olsun. Çok kutluyorum sizi. Olağanüstü güzel ve başarılı bir organizasyondu. Çok memnunum ben kendi adıma. Valla dün gelir gelmez kendimi gerçekten uluslararası bir sempozyumun içinde buldum. Fransız şairler şiirlerini okuyorlardı. Aynı anda çeviriler yapılıyordu. Çok etkilendim, çok güzeldi. Çok faydalandım. Hiç tanımıyordum çünkü bazı şairleri. Onları görmüş oldum. Sonra tabii diğer yazar arkadaşlarla bir araya geldik. Bugün de atölyemizi yaptık sabahleyin. Gayet güzel, gayet güzel. Çok güzel. Zaten şehir de güzel, hava da güzel, sempozyum da güzel. Hepsi bir araya gelince benim için çok hoş bir hafta sonu oldu. Bence çok önemli. Yani her şeyin böyle belli merkezlerde toplanmasındansa işte farklı farklı şehirlerde, farklı temalarda iyi çalışılmış, buradaki gibi iyi düzenlenmiş etkinliklerin olması bence çok önemli. Hem okur niteliğini çok yukarıya çekiyor. Hem de yazarların birbirleriyle temasını da arttırıyor. O yüzden çok faydalı, çok yararlı buluyorum. Umarım devam eder. Burada karşılaştığım çocuklar hem kendileri bir şeyler yapmak isteyen, kendileri bir şeyler yazıp çizmek isteyen, hem de kitapları, hikayeleri okudukları zaman o hikayelerden yola çıkarak aslında ben de yazabilirim diye düşünmüş olan çocuklar. Bu yüzden beni hem gururlandırdı hem de umutlandırdı yani çocukların durumu. Yani çocuklar için yazmak zor bir şey. Çok zor bir şey. Çünkü çocukların bir yazarı sevmesi çok kolay bir şey değil. Yani çünkü okumakla kurulan ilişki bazen çok sıkıcı olabiliyor çocuklar için. Hatta biz o çocukları yanlış değerlendirebiliyoruz. Diyoruz ki ya işte bizim çocuğumuz okuma yazmaya karşı biraz şey mesafeli falan diyoruz. Oysa ki tam yazarını bulamadığı için, tam o sırada okuyacağı şeyi bulamadığı için çocuklar mesafeli oluyor. O yüzden benim kitaplarımla çocukların okumayı seviyor olması beni tabii gururlandırıyor. Yani o yüzden çok gururlandığım bir şey. Ben de ona çok özen göstermeye çalışıyorum. Farklı sanat alanlarına konu alan festivaller yapmak çok önemli bir şey. Bu aslında tabii kolay da bir şey değil, riskli bir şey. Yani herkes o sanat alanını, özel sanat alanını başarılı bir şekilde festival haline dönüştüremeyebilir ama sanırım belediye bunu başarmış. Yani hem programa baktığımda hem dolu ve iyi isimler seçilmiş şeyde, programda. Hem de şey yoğun yani, bayağı yoğun bir festival. Yani halkın mutlaka bu tavsiyelere destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o şehrin genel kalitesini yükselten festivaller bunlar, kültürel anlamda. Hem şehir için hem de katılımcılar için yeni kapıların açılmasına neden olabilirler. Yani burada katılan bir izleyici, bir genç, ileride yazar olmayı düşünebilir. Hatta büyük bir yazar da olabilir. Yani hayatı renklendirecek bir etkinliktir. Edebiyatta hayatta başka hiçbir şeyle karşılık bulamayacak kendine özgü bir tat alanıdır. Entelektüel bir keyiftir. Kimse bundan kendini mahrum etmesin derim. Festivaller, fuarlar her zaman böyle bir işlev görüyor. Buradaki organizasyonun özeni de çok kolaylaştırıyor bunu. İnsanların ilgisi de öyle. Aynı zamanda etkinlik de hakikaten çok iyi organize edilmiş. Bunların daha çok olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece belediye, devlet kaynaklarıyla değil. Umarım ki başka STK'lar vesaireler bunlara öncülük eder. Tabii ki bunlar hem maddi hem manevi güç gerektiriyor. Bunu yapmaya çalışmak hepimiz adına hem toplumsal olarak hem bireysel olarak hayatımızı zenginleştirecek, geliştirecek şeylerdir. Bunların çoğalmasını dilerim gönülden. Mersin'e gelmekten çok mutluyum. Bu davetten de öyle.
kültüre, kültürle karşılaşmalara çok ihtiyacımız olduğunu düşündüğüm bir dönemde Mersin Belediyesi'nin böyle bir karşılaşmaya ev sahipliği yapmış olması gerçekten sadece Mersin adına değil, bizler için de son derece yararlı diye düşünüyorum ve teşekkür ediyorum. Mersin'in dokusunu geldiğimden beri anlamaya çalışıyorum ama suyun açıklığı bana sorarsanız insanların da açıklığını getiren bir şey bir tarafıyla. Üniversitenin olması ve zannediyorum belediyenizin kültür alanında çok dinamik bir işleyiş var. Bu işleyişte bence karşılaşmaları ve buna verilen değeri fark ettiren, arttıran bir şey. Katılımında bu nedenle bu kadar dinamik olduğunu düşündürdü bana izlediklerim, gözlemlerim. Yerel yönetimlerin, kentlerin kültürel inşaları için de sorumluluk taşıdığını düşünüyorum. Kültüre verilen değerin ülkemizde çok yüksekte olmadığını bildiğimiz bir yerde büyük belediyelerin bu anlamdaki duyarlılıkları ve gerçekten niteliği yüksek yerlere yatırım yapmaları aslında geleceğe açılan birer kapı, dönüştürücü etkisi çok yüksek. Bugünden yarına değil, daha öte zamanlara da faydası olacak bir şey yapıyor belediyeler bu anlamda. Bu karşılaşmalara hepimizin çok ihtiyacı var. Felaketler çağı gibi bir çağın içindeyiz. Sadece ülke anlamında değil, dünya ekolojik felaketlerden sosyal ve toplumsal felaketlere, savaşlara kadar. Burada insanın özünü tekrar ona hatırlatacak en temel şey sanat. Bütün yerel yönetimlerin sadece festivaller değil, kültür çalıştayları, özellikle 7'den 70'e bütün sivil gruplarla dönüştürücü sanat eylemliklerinin hepsinin geleceğimiz açısından birer sis çanı olduğunu Gülten Akın'a anımsayarak söyleyelim düşünüyorum. Mersin'e gelmek çok güzel. Büyük şehrin başlattığı gibi büyük şehre yakışırdı bu. Mersin gibi bir yerde. Çünkü Mersin aydın kentlerimizden biri. Bir dönem karanlık yönetmiş olsa da yeniden sevgili insanların eline geçmesi aydını kültür hayatımızın ciddi kentlerinden birine dönüştürdü yeniden. Kendisine yakışanı yaptığı sevgili Cemal Sakallı'nın daveti üzere geldim. Son derece iyi gidiyor. Katılım açısından da öyle. Organizasyon açısından da öyle. Kurumda emeği geçen herkese kendi adıma teşekkür ederim. Son derece güzel gidiyor. İzleyici, alımlayıcı çok şey. Aktif, dinamik. Katılıyor, sorular soruyor. Dışarıda izliyor, geliyor, konuşuyor. Bu çok değerli bir şey. Yani festivalin demek ki kendisini gerçekleştirmiş oluyor festival. Böylece bir arada durmak, bir arada sanat yoluyla durmak da bir insanı sağlatan bir şey. Keşke bu bir arada durmayı depremin ağır vurduğu illere de taşıyabilsek, oralarda da yapabilsek. Elbette sağaltıcı bir yanı var, onaran bir yanı var. Çünkü gerçeklikten kopmak biraz da. Sanat içinde olmak o bağlamda belki acıları sarar. Oradaki yaralarımızı tımar eder.